Merhabalar arkadaşlar. Bugün idioms yani deyim serisi devam ediyor. Ben şimdi size 4 tane deyim öğreteceğim. Yani İngilizce idiom, deyim öğretmeye çalışacağım size. Bir idiomun ne olduğunu bilmeyenler şuraya tıklasın. Orada kısa kısa anlatıyorum. Ama biz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bir ilk idiomumuz ne olacak? The benefit of the doubt. Benefit of the doubt ne anlama geliyor? Biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki siz bana bir şey anlatıyorsunuz, bir şey açıklamaya çalışıyorsunuz. Ben çok inanmıyorum dediğiniz şey. Ama ben diyorum ki, ya tamam dur, tamam buna inanayım. O zaman yani bundan sonra ne oldu? Yani gibi bir şey demek istiyorsam. Tamam bunu kabul ediyorum. Zaten yani çok inanmıyorum ama şimdilik bunu kabul edeyim. Bunu işte buna inanıyorum diyeyim. Bundan sonra ne oldu? Gibi bir şey demek için. Okay, I'll give you the benefit of the doubt. Let's give him the benefit of the doubt. Let's give her the benefit of the doubt. Yani ne zaman pek inanmadığın bir şey için şey demek istiyorsanız, yani tamam şimdi çok inanmıyorum ama yani tamam böyle oldu diyelim gibi bir şey demek istiyorsanız o zaman benefit of the doubt. Mesela ben mi saçma sapan bir şey anlatıyorum? Siz bana derseniz ki okay, I'll give you the benefit of the doubt gibi bir şey diyebilirsiniz. Dediğim gibi ya çok yani inanılır gibi gelmiyor ama şimdilik öyle oldu diyelim. Gibi bir şey demek için yani benefit of the doubt gibi bir şey diyebilirsiniz. Bir sonraki deyimimiz cut someone some slack, to cut him or her some slack. Şimdi slack ne demek biliyor musunuz? Şimdi önümde şeyler var, kulaklık var. Onun şeyi var, bunu görüyorsunuz tamam mı? Bunu görüyorsunuz. Şimdi çok gergin tutuyorum ya şu ipi. İp değil de kabloyu. Gergin tutuyorum. Burada hiç slack yok. Slack. Slack. Hiç slack yok. Ama şunu yaptım mı? O zaman slack oluyor. Slack işte artık çok yani gevşettim ya. Artık biraz gevşek ya. Artık bu işte gevşek olması ona slack diyoruz. Slack. O yüzden bir kişi give me some slack deyince ne demek istiyorlar? Yani şey diyorlar. Yani kurallara o kadar titiz uymayın. İşte biraz anlayışlı olun. Biraz daha böyle şey yapalım. Kuralları, kriterleri biraz işte gevşetelim. Biraz işte yumuşatalım. Böyle. Diyelim ki benim bir sınavım var. Saat 10'da başlıyor. Saat 10'da o sınavda o yerde olmam gerekiyor. Öğretmen şey diyor. Yani saat 10'u bir geçe kapıyı kapatacağım falan diyor. Derken ben işte o sabah kalkıyorum. Tam girecekken, tam evden çıkacakken bir bakıyorum. Köpeğim ölüyor. Yani kedim ölüyor. Yani çok üzücü bir şey yaşıyorum. Böyle onunla ilgileniyorum. Böyle ağlıyorum falan. Ondan sonra koşa koşa sınava yetişmeye çalışıyorum. Bir bakıyorum 5 dakika geç kalıyorum. Öğretmen kapıyı kapatıyor. Ben olayı anlatıyorum. Diyorum ki ya benim köpeğim öldü. Yani gelirken bu sabah benim işte kedim öldü. Can you cut me some slack? Can you cut me some slack? Just give me a little slack. Just cut me a little slack. Diyebilirim. Bir sonraki deyimimiz. Back to the drawing board. Back to the drawing board. Board ne demek? Board'un yine bir sürü anlamı var. Ama bir tanesi böyle tahta oluyor. Ama nasıl tahta? Böyle duvara takılan tahtalar var ya işte çizmek, yazmak için o tahtalardan. Board. Biz onlara board diyoruz. Chalkboard, whiteboard vesaire. Back to the drawing board. Bu ne demek oluyor? İşte draw yani çizmek. Yani biz sanki bir plan yapmışız. Böyle bir plan çizmişiz. Ve bizim işte istediğimiz gibi olmadı. O zaman ne diyorlar? İşte tahtaya dönüyoruz. Yeni bir plan çizeceğiz. Yeni bir şey yapacağız. Yeni bir strateji yapacağız. Diyelim ki ben bir şey yapıyorum. Bir plan yapıyorum. İşte Amerika'ya gitmek istiyorum. Amerika'ya gitmek için şu sınava girmem lazım. Şu sınavdan işte şu puanı alacağım. O puanla şuraya gireceğim. Bunu yapacağım. İşte pasaportumu, memnemi işte çıkartacağım. O şeylerin hepsiyle işte şuraya gireceğim. İşte bunu işte bir plan yapıyorum. Ondan sonra gireceğim diyorum. İşte her şey böyle planlı oluyor. Ondan sonra yani ikinci adımda bir şey yanlış gidiyor ve bütün planı mahvediyor. Bütün planı mahvolunca, bütün plan mahvolunca ben ne yapıyorum? Diyorum ki, well, back to the drawing board. Well, it's back to the drawing board for me. Well, let's go back to the drawing board. Bir insan bana der ki, it's back to the drawing board for you. You have to go back to the drawing board. Gibi bir şey. Yani diyorlar ki senin çizdiğin plan vardı ya o olmadı. Yani yeni bir şey çizmek lazım. Yeni bir plan, yeni bir strateji bulmak lazım. To make a long story short. To make a long story short. Yani bu aslında yani Türkçe'de buna benzer şeyleriniz var. Yani uzun lafın ne deniyor? Kısası mı deniyor? Uzun lafın kısası mı deniyor Türkçe'de? Yani uzun bir hikaye anlatabilirsin ama onu kısaltmak için şunu diyelim. Değil mi? Yani aynı şey. To make a long story short. Yani uzun bir hikayeyi kısa yapmak için
anlamına geliyor. Uzun bir hikayeyi kısa yapmak için, yani bu uzun hikayeyi kısa yapmak için şunu diyebiliriz. Mesela diyelim ki bir dersten kaldınız, geçmediniz ve ailenize bunu anlatmanız gerekiyor. Ve sen şunu bunu anlatabilirsin diyebilirsiniz ki işte bugün işte ders çalışamadım, bugün farklı bir şey oldu, işte ders çalışamadım, işte bugün işte ödevimi yapmıştım ama işte kaybolmuştu falan, işte bu şeyleri anlatabilirsiniz. Ama yani to make a long story short, I didn't pass the class. To make a long story short, I failed the class. Yani bütün detayları anlatmayacaksınız, sadece kaldım diyeceksiniz. To make a long story short. Genelde bir cümlenin önüne koyulur. Yani to make a long story short, şöyle oldu diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 4 tane deyim daha öğrenmiş oldunuz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağı inip beğenin, abone olun ve bir sonraki videoda görüşürüz.